Peki geçelim. İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi midir hala sence? Bence karaciğer. Çünkü karaciğer yağlanması çok oluyor insanlarda. Dikkat etmek lazım. Biraz da karaciğere doğru gitti. Fazlaca bir yağlanma var orada. Fazla yağlandı diyorsun. Hmm. İstanbul ama her zaman tabii baktığın zaman bugün bir dışarıdan televizyon ekipleri gelse gidecek Taksim'de çekim yapacak. Tabii, 2010'dan bu yana şehrin en pahalı caddesiydi ama ünvanı kaptırdı. Abdi İpekçi'ye. Ben niye orada oturuyorum zannediyorsun? Tam da sendik hareket. Zirve 13 yıl sonra değişti. İstanbul'un en pahalı caddesi İstiklal tahtını Abdi İpekçi'ye kaptırdı. Birçok ünlü markalar, işte giyim markaları olsun vesaire, bunların hepsi burada toplanmış durumda. Apartman kaliteleri de tabii ki de ona göre olduğu için üst kesime hitap eden bir bölge. İstanbul'da ana caddelerdeki dükkan kiraları uçtu. Ortalama metrekare fiyatı 4545 liraya fırladı. Yaklaşık son 5 senedir yabancıya doğru dönmeye başladı. Yabancı insan da buraya gelmesi fiyatlarında tabii artışı sebebi oldu. Önceki gün yayınlanan son rapora göre şehrin en pahalı caddesi 250 dolar metrekare fiyatıyla Nişantaşı'nın lüks mağazalarıyla ünlü Abdi İpekçi Caddesi. Artık nereye kadar gidecek biz de tahmin edemiyoruz. Şehrin en pahalı ikinci caddesi ise İstiklal. 13 yıllık en pahalı cadde ünvanını bu yıl Abdi İpekçi'ye kaptıran İstiklal Caddesi'nde ise ortalama metrekare fiyatı 220 dolar. Buraya gelen turistin kalitesi düştü. Demek ki turistlerin Nişantaşı tarafına kaymış olabilir. İstiklal Caddesi'nin profili biraz daha düşmeye başladı. Raporda ilginç bir veri daha var. İstanbul'daki ofislerin doluluk oranı bu yıl %85'e çıktı. Son 10 yılın rekoru kırıldı. Bu da sebepleri eski kiracıların düşük kiralardan oturması ve kiracılar çıkmıyor şu anda. Çıkmadıkları için de yer bulmakta bayağı bir sıkıntılı. En pahalı ofislerse Levent, Gayrettepe ve Maslak'ta. Evet, caddeler böyle. İstanbul'da böyle ve Türkiye'de demek aslında. Baktığın zaman Abdi İpekçi İstiklal Caddesi'nin ne bileyim hani belki onda biri. Tabii ya da canım. İşte 8'de biri her neyse ama birinciliği kaptırmış. İki tarafta da dışarıdan gelen insanlar çok fazla. Evet. Yani Arap dünyasından, Körfez'den gelen tabii insanlar tabii çok fazla. İstiklal Caddesi'nde biraz daha tabiri caizse af buyurunuz çulsuzları kalmış. Abdi İpekçi Nişantaşı bölgesinde de daha zenginler tabii var. Canım, orada zaten mağazaların önünde, kapıların önünde kuyrukları görüyoruz. Şöyle var. Bir yürüyün geçin görebiliyorsunuz. Bak, ona rağmen çünkü nispeten ucuz kalıyoruz. Peki, ona ama rağmen. Dünyanın sadece İstanbul'da ve böyle bir caddesinde değil. Yani dünya metropollerine gittiğinde tabii, tabii. Hani öyle öyle caddeler var ya, sen de ben de geziyoruz, görüyoruz hepimiz yani. Tabii, tabii. Her yerde yine aynı uyruklu vatandaşlardan tabii, tabii. Da bahsediyoruz. Körfez'de rüyasından çok fazla çok insan fazla var. Var. Çok işte, seviyorlar onu, özellikle marka şeyleri giymeyi gösteren. Onların tanıdığı dünya cünü devasa markalar da şeyde, tabii. Nişantaşı'da. Nişantaşı. Eskiler Nişantaş der. Evet. Evet. Abdi İpekçi Caddesi buradan sevgi selam olsun. Peki, güzel mesajlar ama var. Ama İstiklal Caddesi'nin geldiği durum açısından da hoş bir durum değil. En azından kültür ve sanatın kalbinin attığı aynen bir yerde şimdi atmıyor. Kesinlikle, maalesef. Türlü türlü sebepleri var, talihsizlikler yaşandı. İzliyorum, yanımda plastik cerrah yeğenim diyor ki Ebru Hanım'da hiç estetik yok ve mükemmel. Bak, öğrenmiş. Teşekkür ediyoruz. Hemen tabii işime gelen mesajı zevkle güzel bir şekilde okudum. Çok teşekkür bana ediyorum. Bana mesela burnun derler değil. Rabbim yarattı gönderdi. Üzerine bir şey yapmadık. Umarım görürsünüz diyor hanımefendi okul servisleriyle ilgili. İki kızım Ankara'da özel bir okula gidiyor. Evim okula 12 kilometre. İstedikleri servis ücreti iki çocuk için 90 bin lira. Ah bak. Allah kolaylık versin. Yani rakamlar açıklandı ama bir de 2-3 çocuk gönderenler var yani. Evet. Bu nafaka davasıyla ilgili bir mesaj var. Yabancının kadını da değerli. Ben ayrılırken hiçbir şey alamadım. Adamın da yoktu ki ne verecekti. Kalbini vermiş olmamış.